Demomuzun adı sabırsızlık demosu. Neden bunu seçtim? İki tane sebebi var. Hakikat hiçbir şekilde değişmiyor, değil mi hocam? Yani hakikat, gerçek ne olursa olsun gerçekler hiçbir zaman değişmez. Gerçeği görmeyi reddetmek göz problemlerini, gerçeği duymayı reddetmek yapıların çok dayanıklı gözüken, çok kuvvetli gözüken kurumsal yapıların hızlıca yıkılıverdiğini göreceğiz. Belki hatta kendimize bile yalan söylüyoruz, değil mi? Bu rollerden çıkmak için de farkındalık çok önemli burada. Farkındalık. Yani hangi rolde olduğunuzun farkındalığı. İlhama kendini açmanın yolu. Hocam, merhabalar. Merhabalar, mukaddes nasılsınız? İyiyim. Çok özledik. Vay canına. Şey değişmiş. Ekran değişti hocam. Ekran aynı aslında da demek ki biz bayağı uzun süredir yayın yapmıyoruz. Bir ay oldu hocam. Bir aydır yayın yapmıyoruz. Geçen defa araya bir şeyler girdi. Ondan öncesi de deprem şeydi. Yine o, yani son 2 aydır birer kere yayın yapıyoruz. 15 günde bir yayınlarımız aksadı. İnşallah artık bundan sonra tekrar düzenli olacak. Her ayın 2. cumartesi ve 4. cumartesi Abdullah Hocam'la birlikteyiz sevgili canlarım. Evet, gerçeği sevmek, daha sonra da yayın sonunda sabırsızlık demomuz var sevgili canlar Abdullah Hocamızla. Özledik hocam. Evet. Ben de özledim. Sonuçta biraz inzivaya çekilme dönemi yaşadık. Bunun tabii depremsel kısmı vardı zaten. Bu hepimizi üzdü ve zaten yayın yapmayı da kestik bir süre. Bir süre tabii dışa dönük olduk ama işte içimizde üzüntü kırıntılarıyla dışa dönük olduk. Yardım etme noktasında dışa dönük olduk. Şimdi artık toparladık. Devam etmemiz gerekiyor. Tabii oradaki yaralar sarılmaya devam edecek. Zaten bugünkü konuyu şöyle seçtim aslında. Hani biliyorsun demomuzun adı sabırsızlık demosu. Neden bunu seçtim? İki tane sebebi var. Bir kere her şeyden önce Ramazan ayındayız. Sabır, işte ne yapıyorsun? Akşama kadar bekleme sabrını göstermek durumundasın. Hele sigara içenler falan, onlar iyice sabretmek durumundalar o akşama kadar süreçte. Sabra çok ihtiyacımız var. Felaketlerde o felaketi atlatabilmek için, deprem felaketini atlatabilmek için sabra çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla sabırsızlık demosunu seçme sebebim tam olarak buydu. İnşallah herkese bu anlamda şifa olur. Ve tabii ki bir belirsizlik dönemindeyiz. Siyasi belirsizlikler var. Orada sabra çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu Türkiye'nin içinde bulunduğu belirsizlik dönemini hızlıca atlatıp hak ettiği yere gelmesinin artık zamanı geldiğini düşünüyorum ben de herkes gibi. Özellikle sen yayınlarında bunu zannedersem anlatmaya başlamışsındır. 2023'ün bir aslında yenilenme ayı olduğu ile alakalı. Ve zaten bu konuyla da alakalı olarak da gerçek ve gerçeği sevmekle ilgili konuşacağız. Gerçek ve gerçeği sevmek. Tabii ki şimdi hakikat hiçbir şekilde değişmiyor, değil mi hocam? Yani hakikat, gerçek ne olursa olsun gerçekler hiçbir zaman değişmez. Hakikat hiçbir şekilde değişmez. Her yerde Ve artık değiştirilmesi de teklif edilemez. Değiştirilemez. evet, değişmez, değiştirilemez her Değiştir. yerde, her zamanda ve mekanda hakikat değişmez. Evet, takipten çıkarılan canlarım, ne olur takip edin. Atılıp atılmadığınızı takip edin. Bunu çok söylemiştik. Abdullah hocamı da takip etmeyi unutmayın lütfen bu arada konu açılmışken. Evet, gerçeği sevmek hocam. Buyurun. Şimdi öncelikle sözlük anlamına baktığımız zaman gerçek elle tutulur, gözle görülür olan şeylere de gerçek deniyor. İşte yağmurun yağması hissedebildiğimiz için, damla görebildiğimiz için mesela yağmur yağması bir gerçek olarak algılayabiliyoruz. Ama ikinci mecazi bir anlamı daha var. Yani daha doğrusu taklit olmayan, değil mi? İmitasyon diyoruz mesela bir ürüne.
O gerçek değil diyoruz. O saat imitasyonu bunun diyoruz. Taklit olmayan şeyleri de gerçek deniliyor. Şimdi aslında gerçeği sevmek deyince aklıma Doğan Cüceloğlu'nun Mış Gibi Yaşamlar adlı kitabı Çok geldi. severim. Rahmetliyi tekrar buradan rahmetle analım. Çok büyük faydası dokundu Türkiye'ye psikoloji Mış anlamında. gibi yaşamak hepimize mutlaka dokundu, evet. Mış gibi yaşamlarda ne anlatır? İşte bir kaldırım yaparsın, kaldırım mış gibidir. Binalar yaparsın, binalar süslüdür dışarısı. Ama mış gibidir ki işte bu deprem felaketinde de bunu gördük. O 3 milyona 4 milyona satılan binalar mış gibi aslında yapılmış binalardı. İşte gerçeği sevmek bu yüzden çok önemli. Bir de tabii ki hastalıklara da biliyorsun ben travma ve hastalık bağlantıları ile ilgili nörodNA sisteminin kurucusuyum. Orada da hastalıkların travmalarını anlatırken şunu söylüyoruz. Gerçeği görmeyi reddetmek göz problemlerine, gerçeği duymayı reddetmek kulak problemlerine sebep olabiliyor mesela. Yani başımıza kötü bir şey gelir. O bir gerçektir. Ama keşke bunu görmez olaydım deriz. Gözlerimizde problem çıkar. Bir şey duyarız. Duyduğumuz şey hoşumuza gitmez. Keşke bunu duymaz olaydım deriz. Gerçeği reddederiz. Bu ciddi anlamda kulakta problemler oluşturabilir. Fakat gerçeği reddetmek bir anlamda faydalı olduğu tek bir yer var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Yani şimdi gerçeği reddetmek eğer ki kişi travma yaşıyorsa, travmanın aşamalarından biri şok, sorgulama, kendini suçlama, karşıyı suçlama ve gerçeği reddetmektir. İnkar aşamasıdır. Bir miktar kişiyi rahatlatıcı etki yaratıyor gerçeği reddetmek. Yani orada işte mesela kişi askerde kardeşini kaybediyor, şehit oluyor. Ama diyor o ölmedi. Ben onun öldüğünü düşünmüyorum. Gece rüyamda benimle konuştu. Buradaki gerçeği reddetmek kısa süreliğine o kişiyi ayakta tutar, travmasıyla yüzleşmesine neden olur. Aslında gerçekle karşılaşmayalım diye beynin bir mekanizması da var. Bayılmak. Hani işte çok kötü bir olayla karşılaştığımızda o gerçeklik tam önümüzdedir ama ben onu kaldıramayacak seviyedeysem bilinçaltı düzeyde bilinçaltım şalteri indirir. O sırada benim bayılmama neden olur. Ve böylece o gerçekle o süre içerisinde gerçekleşmemiş olurum. Aslında bu hani gerçek dediğim gibi gerçekle yüzleşmek her zaman kolay değildir. Psikolojide gerçekle yüzleşmeyi hep ne diyoruz? Yüzleşme kelimesiyle anlatırız genelde. İşte nedir? Kişinin kendi eksik noktalarıyla yüzleşebilmesi, kendi gölge yanıyla yüzleşebilmesi. Aslında onlar da gerçekle alakalıdır yani. O gerçek, o yüzleşme hemen herkesin yapabileceği ve her an yapabileceği bir durum değil. Neden? Cesaret istediği için bir miktar. Gerçeklerin gözünün içine bakma cesareti olanlar için önemli ve değiştiricidir. Atatürk'ün böyle bir sözü var. Gerçeklerin ta gözünün içine bakmak gerekir der Mustafa Kemal Atatürk. Gerçeklerin ta gözünün içine bakmak gerekir derken de şunu da unutmayalım. Gerçek dediğimiz zaman bazı insanlar karamsar olmayı anlıyorlar. Kötümser olmayı anlıyorlar. Bu gerçekçilik değil. Yani işte ben çok gerçekçiyim hocam. Hayal kurmuyorum. Güzel hayaller kurmam. Niye? Gerçekçiyim ya. Şimdi o gerçekçilik değil. O en kötüyü düşünüp, en kötü ihtimalin başına gelebileceğini düşünüp iyi ihtimalleri düşünmeme hali. Dolayısıyla gerçek o kadar kapsamlı ki gerçeğin gözünün içine bakmak gerekir derken kastettiğimiz kabul etmediğimiz yönlerimizden tut, dışsal gerçeklikle olan bağımızdan tut, içsel gerçekliklerle olan uğraşımızdan tut, tarihi gerçeklikleri kabul edip etmememizle de çok alakalı. Bugün ülkeler arasında çıkan çatışmalarda tarihi gerçeklikler reddedildiği için, tarihi gerçeklikler kabul edilmediği için aslında bu savaşlar, bu birbirini çekememezlikler durumu söz konusu oluyor. Çünkü bizler işte mesela bir araştırmaya göre
aslında tüm insanlık Türklerle başlıyor. Mesela bu bir gerçek. Araştırırsak çünkü coğrafi isimlere baktığın zaman ülkelerin Rusya'daki coğrafi isimlere bak mesela Türkçe olduğunu göreceksin. İşte piramitlere bak Türkçe ifadeler orada karşına çıkacak. Şimdi tarih Türklerle başlamış. Bu gerçeği kim yatsımış ve yatsımamızı istemişler? İşte yabancı devletler, dış güçler, işte mavi kanlar olanlar. Bugün evet, bugünkü küreselci dediklerimiz mavi kan olan Küreselciler. dünyanın binde birini oluşturan, evet, her zaman için Ademoğlu ve Yılanoğlu'nun savaşıdır. Yılanoğlu dediğimiz ahrimanik güçler, yani Belial oğulları dediğimiz Lucifer'in çocukları. Bize tarihimizi de yanlış anlattılar. Hepsini yanlış anlattılar. Önümüze koydukları, yazdıkları tarihe inandık. Ama artık maskeler düşmeye başladı tabii ki hocam. Çok doğru söylüyorsun. Yani bu gerçeklerin çünkü şöyle bir huyu vardır. Saklanamazlar. Bir yere kadar. Hakikatler Evet. saklanamaz. Evet. Yani gerçekler Hakikatler bir gün ya. ortaya çıkar. Çok Değil mi? güzel bir Yani. söz vardır, değil mi? Hakikatlerin çok kötü bir özelliği, huyu vardır. Mutlaka ortaya çıkarlar. Dolayısıyla Çok severim. da şimdi bir de işte kova çağına girdik diye bir söz var ya, hani hep böyle söylüyoruz. Kova çağındayız falan. Şimdi bu döneminde özelliğini şöyle anlatıyor astrologlar. Diyor ki işte bu dönem aslında insanların birbirlerine çok kolay yalan söyleyemeyecekleri bir dönem. Yalanların çok hızlı şekilde ortaya Evet. çıkacağı bir dönem. Her Hakikatin çok tür hızlı şekilde maskenin, her tür maskenin düşeceği zaman. düşeceği bir dönem. Evet. 2019'un Kasım ayında girdik hocam. Bu ülkeler Evet. bazında da böyle, kişisel ilişkiler bazında da böyle, toplumsal yapılar için de böyle, kurumsallaşmış yapılar için hele hele bu çok böyle. Bu dönem şunu yaşayacağız. Kurumsal yapıların çok dayanıklı gözüken, çok kuvvetli gözüken kurumsal yapıların hızlıca yıkılıverdiğini göreceğiz. Çünkü bu kurumsal yapıların dayanakları egosaldır. Egosal yapılar sahtedir. Ego sahte olandır. O da gerçekten ne kadar uzak değil mi? Aslında sahte olan. Dolayısıyla kurumsal yapıların çoğu da sahte olandır. O yüzden işte bilirsin ki dinlerin içerisine bile sahte olanlar karıştırılmış. İşte Emevilerin mesela getirdiği din anlayışıyla hakiki Müslümanlığın özü kaybedilmek istenmiş. Hristiyanlıkta da aynı şekilde onların kendi içlerinde doğrunun, en azından doğruya yakınlığının diyelim. Hani doğruluk, gerçeklik anlamında söylemiyorum ama en azından insani olan tarafların zaman içerisinde köreltildiğini görüyoruz. O bir yalan üzerine kurulu. O sahte olanı da birileri devirmek için, işte onlara devrimci de diyoruz biz. Hakikati devirmeyle onlar, hakikati göstermeyle onlar mükellef. İşte o insanlar ne yapmışlar? Sorgulamaya başlamışlar. Sorgulayan insan öncelikle gerçeğe yakın işler yapan insandır. Ama gerçeklerin şöyle bir huyu da var. Sorgulamaya başlayınca cevaplar hemen şu dakika, şu saniye gelmeyebilir. İyi bir araştırmacı olmak lazım. Özellikle de kendi geçmişimizi sorguluyorsak, hakikatimizi sorguluyorsak ve gerçeği öğrenmek iyileştirir. Yeni Alman tıbbında sırlarımız kadar hastayız diye bir söz var. Ne demek o yani? Sırlarımız kadar hastayız. Hakikatle ilgili atalarımızda yaşanan bir sıkıntı vardır. Örneğin örtülü bir cinayet vardır. Hakikat saklanmıştır. Gerçek üzeri örtülmüştür. Sonraki kuşaklarda bu psikoz hastalığı, şizofreni hastalığı, otizm gibi rahatsızlıklar olarak ortaya çıkar. Burada da yine ne var? Gerçeği tarihsel olarak örtmenin atalar boyutundan gelen kısımları var. Düşünsenize yani şimdi bugün siz işte bu anne baba senin anne baban değildi deseler sana. Yani bir şaşırırsın değil mi? Yani o nasıl olur falan. Yani gerçek, şimdi insanlar bazen gerçekleri bilmediklerinde ve birilerine gerçeği rahatlarlar. Ama o insanlar o gel mesela olabiliyor. Mesela evlatlık alıyorlar çocuğu. Uzun süre söylemiyorlar ama o bir şekilde kendi içinde bir köksüzlük duygusunu zaten hissediyor. Gerçekler saklanamaz derken içsel olarak da aslında fark edilebiliyor. Sonra durumu ona anlattıkları zaman işte duruma göre bazıları diyor ki gerçek ailemi aramam lazım. Neredeymiş acaba diyor. Bazıları diyor ki işte
Ya bu evlatlık alan anne babam aslında benim gerçek anne babamdan daha bir gerçek. İşte orada farklı bir gerçeklik devreye giriyor. Gerçekten bana sevgi ve ilgi verdiler. Gerçekten beni beslediler, büyüttüler. O zaman ben benim gerçeğim artık budur deyip mevcut gerçekliğine uyumlanıyor. Yani gerçek o kadar katmanlı bir şey ki. Ve biz tabii ki kişilerin hayata uyumlanması için psikolojik olarak dört tane durumu gerçekleştirmesini istiyoruz. Dört tane şey sayalım burada. Ne olsun mesela bunlardan bir tanesi? Kişiler hedefli olacaklar. Hedefsiz bir insan dağılır. Hedefin olacak. Ama hedefin var. Yeterli mi? Değil. Hedefin olduğu kadar esnek olmayı bileceksin. Esnek olmazsan katılıkla gidebileceğin yerler çok kolay olmuyor ve devrilirsin. Sert ve katı ağaçların devrilmesi gibi. Gerçekçisin, esneksin. Sonra ne geliyor? Gerçekçilik geliyor sonra, pardon. Öncelikle hedeflisin, sonra esneksin, sonra gerçekçi de olacaksın aynı zamanda. Yani gerçekçiliğin şöyle bir faydası var. Kişiye ciddi anlamda cesaret verir. Yani bir insan gerçekçi olmadığında cesareti de olmuyor. Önce gerçekle yüzleşirsin, cesaret ardından gelir. Hayalciliğe dayalı bir cesaret var mıdır dersen, bazı insanlar evet, yani bir illüzyon yaratırlar kafalarında. O illüzyon doğrultusunda hareket etmek isterler. Fakat bu Ama o illüzyonlar eğer... illüzyona yine tamamen inanıyorlardır. Yani orada bir illaki bir hani hakikatmiş, gerçekmiş gibi bir inanç vardır, değil mi? Tabii. Yani Ya, gerçekliğin en büyük şeyi inancın şimdi olması orada. orada da şöyle ayırıyoruz biz onu. Psikolojik olarak ayırırsak subjektif gerçeklik, objektif gerçeklik diyoruz. Mesela şu an bulunduğumuz yeri dereceyle ölçtüğümüz zaman termometreyle o objektif gerçeklik oluyor. İşte 30 derece diyoruz, 25 derece diyoruz. O objektif. Bu değiştirilemez. Değişmesi de teklif edilemez yani. Değiştirilmesi. Ama ben üşüdüm. Sen de diyorsun ki ya ben de ter bastı, sıcak. Bu subjektif gerçeklik. Senin gerçekliğin, Ve benim gerçekliğim. işte insanlar bunu karıştırıyorlar. O objektif gerçeklik, eğer objektif gerçekliği çarpıtıyorsan, orada bu kişinin hastalığı ne oluyor bu durumda? İşte biraz o zaman ya da subjektif gerçekliğe çok fazla önem veriyorsan, o zaman işte psikolojik rahatsızlıklar devreye giriyor. Mesela nasıl şizofreni aslında kendi kişinin kendi gerçekliğini yaratıp kendi gerçekliği içerisindeki durumlara ayak uydurmasıysa bu durumda burada psikolojik problemler ortaya çıkabiliyor. Ya da şöyle söyleyelim, aslında şizofreni de bir anlamda şöyle masumdur. Şimdi bizim zaten farklı alemlere açılan kapılarımız var. Ancak buraya basamak basamak çıkarak o alemlere açılması kişinin gerekiyor. Tekamül o anlamında söylüyorum. Fakat diyelim ki bu kişinin üçüncü gözünü bir anda açtık. Üçüncü gözünü bir anda açınca bu insanın algısı daha o varlıkları görmeye ya da onlarla iletişim şey değil. Açık değil, ama onu açılınca bir anda işte orada delirme orada gerçekleşiyor. Yoksa kişi basamak basamak tekamül ettiğinde her tekamülün aslında kendine has gerçeklikleri var. Buradan biz ona baktığımız zaman o gerçek değil diyebiliriz. Yoksa bakıldığında eğer gerçeği sorgulayacaksak bugün biz mesela peygamberimizi anlatıldığı zaman şunu söylüyoruz. Hiç kimseyi kandırmamış. Hep doğruyu söylemiş. Herhangi bir şey göstermemiş mesela peygamberimiz. Nedir o? Hastalık belirtisi göstermemiş. Çevreden böyle bir söz duyulmamış yani. Şimdi diyor ki mesela ben işte meleklerden vahiy alıyorum. Değil mi? Cebrail'den vahiy alıyorum. Bu vahiyi ben kitaba döküyorum dediği zaman bu da bir gerçeklik, ama senin gerçekliğin içinde yoksa o gerçekliği inkar edersin. Dersin ki ya böyle şey mi olur? Yani o da bir kendine has gerçekliktir. Ama burada neyi ayırt etmemiz gerekiyor? Kişi gerçek dünyadan kopuyorsa o hastalıktır. İşte şizofreni hastalığında da bazen o olabiliyor mesela, değil mi? Kişi gerçek dünyadan kopuyor veyahut da farklı bir alemin kapısı açılıyor ama oraya hazır değil. Orayla iletişim kurabilecek yeterli donanıma sahip değil. İşte dördüncüsü de
Tanımlı olmak. Ne demiştik? Hani dört tane şey sayalım. Demiştik ki hedefli olmak, esnek olmak, donanımlı olmak, gerçekçi olmak. Bu dördü çok önemli. Donanım psikolojik donanımdır. Donanım işte mesela bir işe girdiğiniz zaman da sizden donanım arıyorlar, değil mi? Görüşmeye gidiyorsun. İşte sen yanına birisini alacaksın. Diyorsun ki bu donanımda gerçekten tecrübesi var. Çok okumuş. Bilgisi var. İyi bağlantılar kuruyor. Zihni çok iyi çalışıyor. Ben bunu bu işe alayım. Donanımlı olmamız gerekiyor. Donanımlı olabilmemizin yolu gerçeğe öncelikle kalbimizi açacağız. Gözlerimizi gerçeği görmesi için planlama yapacağız. Yani o şudur. Gerçeği görmeyi seçiyorum diyeceğiz öncelikle. Gerçeği duymayı seçiyorum diyeceğiz öncelikle. Ve o gerçeklik bize yavaş yavaş açılacak. Gerçeği duymayız. Tabii bazen aslında bizim gerçekliği duymaya hazır olmadığımızı da bilmiyoruz. Bilinçaltı gerçeği duymak istemiyor. Bilinçaltı hayallerle, yalanlarla oyalanmak istiyor belki. Belki hatta kendimize bile yalan söylüyoruz. Değil mi? Zaten işte en başta Düşüncelere. bahsettiğimiz gerçekle yüzleşmek dünyadaki en zor konulardan bir tanesi. Gerçekle yüzleşmek. Bu hakikaten insanın mesela gerçekle yüzleşebilmesi için tarafsızlık dediğimiz, objektiflik dediğimiz o yanını geliştirmesi gerekiyor. Yanlı olduğumuz zaman gerçeği göremeyiz. Taraflı olduğumuz zaman gerçeği göremeyiz. Bu taraflılığın belli bir düzeyde faydası var. Ama fanatizm noktasına gelmiş bir durumda gerçek tamamen ne olur? Tamamen yok olur bilinçaltı düzeyde. Ha bu gerçek bizim peki şöyle söyleyelim. Bilinçaltının asıl önemi ne burada? Gerçekleri oraya kaydetmiş durumda. Sen istemesen de gerçekler senin bilinçaltında var. Gerçeklerle ilgili bak şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Öbür dünyada işte sen yalan bile söylesen organların konuşacak der. Ellerin gerçeği söyleyecek, gözlerin gerçeği söyleyecek, kulakların gerçeği söyleyecek. Hadi hepsini bırakalım. Bilinçaltımız her şeyi kaydediyor. Saniyede 3 milyon veriyi kaydettiği söyleniyor. Oradaki kayıt mekanizması gerçeği söyleyecek. Düşünsene mesela işte senin önüne bilinçaltının böyle filmini koymuşlar. Burada bunu yapmışsın. Şurada şu insanla görüşmüşsün, burada yalan söylemişsin. O şeyi, beynindeki o filmi bir gün senin karşına koyacaklar. Hatta bazıları sen hatırlamıyormuş rolü yapacaksın. Diyeceksin ki, ya hatırlamıyorum burada böyle mi yapmışım ya? Enteresan falan diyeceksin. Ama onları bizzat sen yaptın. Gerçeklik, bu anlamda gerçeği sevmek, gerçeği sevmek, meli malılardan da özgürleşmeyi gerektirir. Meli malılar gerçekle savaşmak demektir. Bir örnek verelim. Bu da aslında Byron Katie'nin yöntemidir. Meli malılar. Yani meli malı nedir? Mesela ben diyorum ki Ahmet beni dinlemeli. Bir meli malı ortaya koyuyorum. Bak Ahmet beni dinlemeli. Gerçek ne? Dinlemiyor. Veyahut da gerçek ne? Belki ben kendimi dinlemiyorum. Veyahut da gerçek ne? Ben onu dinlemeliyim. Ama ben bilinçaltında meli malı yaparak meli malı kelimelerini kullanarak gerçekliğe kendi gerçekliğimi dayatmaya çalışıyorum. İnanılmaz yorucu ve zor bir şey bu. Çünkü gerçek her ne ise gerçeğe dayatmanın başka durumları da var. O da şu mesela. Şimdi biz kendimizi kimlik olarak, kendi gerçekliğimize kimlik olarak tek bir durumda zannediyoruz. Mesela sadece kurbanım ben. Kiminle ilişkimde? Ahmet'le ilişkimde kurbanım. O bana kötü sözler söylüyor. O beni yargılıyor. Kurban benim diyoruz. Veyahut da ben işte diktatör bir yapıya sahibim. Ben işte zorbayım. İnsanlara biraz böyle kök söktürüyorum. İnsanlara laf su işte ben sert bir insanım, eleştirel bir insanım falan. İşte herkes eleştir. Bundan da çok rahatsızım. Kendini zorba olarak görüyoruz. Ya da üçüncüsü kendini bir kurtarıcı olarak görüyoruz. Herkesi kurtarmaya çalışıyorum, yardım ediyorum, zorda kalanlara koştururum, hop giderim. Bu. Ama gerçek şudur ki insan bu üçü arasında dolaşan bir varlıktır.
Nedir bu üçü? Kurtarıcı. İkincisi nedir? Kurtarıcı, kurban. Üçüncüsü nedir? Zorba. Hemen bir örnek verelim. Bak, tek bir tanesi değiliz. Üçünün arasında dolaşan bir varlığız. Şimdi düşün ki adam eşini Bu eziyor. Adam eşini her birimiz bu üç ezerken arasında dolanıyoruz, değil mi hocam? Her birimiz bu üç arasında aslında dolanıyoruz. dolanıyoruz. Şimdi aslında her birimiz dolanmıyoruz ama bu üçlünün arasında dolanıyorsan eğer fark etmen gerekir ki tek bir tanesi sen değilsin. Mesela şöyle düşünelim. Eşi zorba adamın. Adam zorba. Kadın da ezildiği için adamın karşısında. Mecbur. O da ne kurban, değil Ben mi? kurban. Dualite gibi. Çocuk da dedi ki ya annemi kurtarmam lazım dedi. Annem eziliyor, babam tarafından eziliyor dedi. O da kurtarıcı olsun bak. Şimdi bu üçü devrede mi? Devrede. Ama şimdi bu senaryoyu devam ettirelim. Yıllar geçti. Babanın eli ayağı tutmamaya başladı. Bir hastalığa yakalandı. Yatalak oldu ve bakıma muhtaç oldu. Şimdi baba hangi pozisyona geçti? Kurban Kurban pozisyonuna geçti. Peki. pozisyonuna geçti. Peki şimdi buradan şöyle düşün. Bu kurban rolüne geçti buradaki baba. Buradaki Anne. eş de anne de dedik ki ben sana göstereceğim günü. Sen zamanında bana çok çektirdin dedi. Oradaki adamı artık o yatalak adamı sen işte sürekli beni yanına çağırıyorsun. Ben senin sürekli altını değiştirmek zorunda mıyım? Artık adam felç kalmış mesela altını değiştirmek Zorbaya zorunda geçti falan. anne. Bu sefer ne saldırıya geçti. Saldırıya geçince ne oldu? Anne bu sefer kurban rolünden çıktı. Zorba rolüne geldi dediğin gibi. Yani bak bu üçünün arasında dolaşırız farkında değilizdir. Çocuk Ama bazı insanların tabii yine ki bilim kurtarıcı rolde devam edecek o zaman şu an aslında. hala kurtarıcı. Onun baskınlığı kurtarıcı oldu. Ya da arayı belki düzeltmeye çalışan bir kurtarıcı olmaya çalıştı aynı şekilde. Dolayısıyla bu kurtarıcı rolü zaman içinde kurban rolüne dönüşebilir. Kurban rolü zaman içerisinde zorba rolüne dönüşebilir. Her kurtarıcı bir gün kurban rolüne gider. Bak bunu unutmasınlar. Ben işte herkesi kurtarmaya çalışıyorum. Bir gün de sen kurban olacaksın. Onlar seni kurtarmaya çalışacak. Dolayısıyla bu üçünün arasındaki, peki bu üçlü arasında dolaşmamızın sebebi ne? Bu üçlüyü ilişkilerinde yaşamayan Ve kişiler bu de var canım. sıradan nasıl çıkılabilir? Bir de bunu da Tabii söyleyeyim. o da ayrı bir konu. Şimdi bu döngü varsa bir kere bu döngüyü başlatan şey insanın güçsüzlüğü ve çaresizliğidir. Öyle hissetmesidir. Öyledir demiyorum. Güçsüz ve çaresiz hissettiğinde kişi ya kurban rolüne girer ya da güçsüzlüğünü bastırmak için aslında o da güçsüzlükten kaynaklanıyor. Zorba Zorba rolüne rolüne girer. girer. Ama altındaki temel duygu tonu güçsüzlüktür. Hepsinin de altındaki kurtarıcı da aslında güçsüzlük hissettiği için zorba rolüne giriyor. Temelde bu güçsüzlüğün altında kişinin kendi sorumluluğunu alıp kendi gücünü kullanmaması, kendi tanrısallığını reddetmesi var. Güçsüzlük çünkü o da bir illüzyon, o da gerçeği çarpıtmak temelde. Ama kişi eğer bunu kabul ederse ben kurban değilim. Ben özü itibariyle tam ve mükemmelim. Bak Hristiyanlık insanı özü itibariyle tam ve mükemmel görmez. Yani işte doğduğunda der ki işte sen şeysin, günahkarsın. O Özellikle günahlar. ilk günah vardır ya, o yarım elma apple, o ilk günah hep Bir insan o yüzden elmayı yemek. kusurludur. Evet, kusurludur insan, Hristiyanlığa göre kusurludur. Evet. Şimdi bu altta yatan dini inançlardan tut, günahkarım da olabilir bu. Bir Müslüman da böyle inanabilir bu arada. Öyle bir korkutulur ki çocukken sen günahkarsın, sen günahkarsın. Sen işte cinsellik pistir, ayıptır, günahtır, şu şöyledir, bu böyledir falan derken kodlar yerleşir bilinçaltına. Bu insan da kendini ne olarak görecek? Özüm itibariyle ben temiz bir varlık değilim olarak görecek. Dolayısıyla bu da kendi gücünü kullanırken sıkıntı yaşayacak. Veyahut da şöyle bir inanç ortaya çıkaralım. Mesela bazı kişilerde bunu görüyorum. Ben doğuştan kusurluyum diye düşünüyor. O kadar şey bir inanç ki bu bilinçaltında. Gizli bir inanç aynı zamanda. Peki doğuştan kusurlu olduğunu niye düşünüyor mesela? Mesela cinsiyeti dolayısıyla babası şöyle yüzünü ekşitmiş. O daha Erkek anne çocuk karnındayken cinsiyetini yani istemiş. mesela veya kız çocuk istemiş veya erkek çocuk istemiş. Veya çocuk sol eliyle yazıyor.
oğlum sende bir gariplik var, sende bir bozukluk var, sağ elinle yazman gerekiyor diye ona baskı yapıyoruz. Ne oluyor? Çocukta kusurluluk inancı. Demek ki ben sol elle yazan biri olarak doğuştan kusurluyum demeye başlıyorsun. Bak nasıl eksik hissettiriliyoruz. O kurban rolüne girmeler hep buradan kaynaklanıyor. Yoksa temelde tabii ki Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde korku kültürüyle yetişen bir aslında aile yapısı var. Sevgi kültürüyle yetiştiği zaman bu kurban rolü olmaz. Sevgi kültürüyle yetiştiği zaman güçsüzlük, acizlik olmaz. Dolayısıyla aslında temel çözüm yine kuantum alanı da açan temel duygu, his, sevgidir. Hatta duygu bile değildir sevgi. Bir frekanstır. Bir frekans eşiğidir. Ve onu açtığımız zaman biz sevgi dolu bir ortamda büyüdüğümüzde, kendimizi sevmeyi öğrendiğimizde, gücümüze sahip çıktığımızda kurban rolü asla oynamayız. Kurtarıcı rolü asla oynamayız. Zorba rolü asla oynamayız. İlişkilerdeki o savaş kaç işte odur. Bir taraf kaçar, bir taraf zorbalık yapar, reddeder. Sonra bu döngü değişir. Yani o biri kurban olur. Der ki işte ben bak görüyor musun beni reddetti. Ben işte onun yüzünden bu duruma düştüm. Beni terk etti. Kurban rolüne düşer. Bak bir araştırma söyleyeyim sana. Enteresan Mukaddes Hanım. Şimdi bu biliyorsun eşlerinden şiddet gören hanımefendilerin bazıları kadın sığınma evlerine ne yapıyorlar? Gidiyorlar yardım istemek amacıyla. Biz onlara yardımcı olmak istiyoruz. Toplum olarak, ondan sonra işte ülke olarak. Ama bakıyorsun, onlara psikolojik destek de veriliyor bu arada. Ama bakıyorsun, bir süre sonra o şiddet uygulayan eşine geri dönmüş. Niye döndün? Nasıl olur? Sana şiddet uygulamıştı. Gitmemen lazımdı. Arama, telefonunu açmaman lazım. Telefonunu bir şekilde bulmuş. Gittim. Niye gittim? Bak burada ne oldu biliyor musun? Adam neydi? Zorba rolündeydi. Kadın neydi? Kurban rolündeydi. Kadın sığınma evine gitti. Adam telefonunu bulduktan sonra kendini acındırdı. Dedi ki ya ben çok sorumluyum. Sana yanlış yaptım. Bu dayak attım. Hataydı. Bir fiske bile vurmamalıydım sana. Şu an çok kötü durumdayım dediğinde adam hangi duruma geçti? Kurban rolüne geçti. Peki kadın ne duruma geçti? Kurtarıcı rolüne geçti. Bak ne kadar o döngüler birbiri. Şimdi bu döngülerden kurtulmadığımızda, bunun dışına çıkmadığımızda yine gerçekle olan bağımızı kaybediyoruz. Evet. Ve bizim hangi rolde olduğumuzu iyi anlamamız lazım. Bu rollerden çıkmak için de farkındalık çok önemli burada. Farkındalık. Yani hangi rolde olduğunuzun farkındalığı zaten farkındalık içinde olmak yarı yarıya olayların Çözüm. çözümü. Yine demolar var sevgili hocamın kitabında. Demolarla bunları yapabilirsiniz. Kendi kendinize bunları çalışabilirsiniz gerçekten. Evet hocam. Yani. Şimdi gerçeklik hiçbir zaman değişmez. Yani onun dışında şeyler relatif, iyiler, kötüler, doğrular, yanlışlar zamana göre ve mekana göre değişir ama hakikat hiç değişmez. Bizim tabii hakikati kabul etmemiz çok zor. Korkularımız var. Bir kere korkularımızdan çıkmamız lazım. Korkularımızla yüzleşmemiz lazım. Hakikati kabul etmemiz için. Değil mi hocam? Şimdi Korkuları da bir şöyle karşımıza alıp şimdi bir onlarla bir korktuğunu yüzleşmemiz söyle lazım. misin? Şimdi şurada bir yılan görsem, gerçek hakiki bir yılan. Bu tabii ki korku olarak korkmam gerekiyor. Bu doğal bir korku, yakın zamanda bir korku. Tehlikeyi görebiliyorum, fark edebiliyorum. İnsanların korkuları bu tarz korkular değil. Onlarınki illüzyonist korkular. Mesela gelecekte fakir kalacağım, gelecekte sokaklarda yaşayacağım. İşte gelecekte sevdiğim kişi beni terk edecek. Peki bununla ilgili bir işaret görüyor musun diye sorduğumuz zaman. Mesela terk edecek dediğini varsayalım. Yani işte dün aramadı beni. Ya dün aramaması belki meşguldü. Seni terk edeceği anlamına gelir mi? Gelmez. Ne yapıyor kişi? İşte burada korku dediğimiz hadise egomuzun bir şekilde herhangi bir gerçek nedene dayanmaksızın, gerçek bir tehlike işareti görmeksizin, kendi kendine oluşturduğu zihni bir şey. Egosal bir durum. Ego korku yaratmayı sever.
Ha bu korku, şimdi korkunun ilacı nedir, cesaret midir derlerse burada çok büyük yanılgı içerisine girerler. Korkunun temel ilacı, en büyük ilacı sevgi, sevmek. Tabi burada kişi kendi korkusuyla ilgileniyorsa kendini sevmek, kendi içindeki korku dolu olan çocukluk halini sevmek, korkan parçasına sevgi duygusunu gönderdiği zaman korku bu anlamda çok hızlı şekilde yok olur. Yoksa ben cesaretli olursam korkularım yok olur demek değil bu. Cesaretli gibi gözüken birçok insan aslında korkaktır. Özde korkaktır. Korkaklıklarını bastırmak için sert gözükürler. İşte o yüzden filmlerde hep izleriz. Karate ustasıdır adam. İşte siyah kuşaktan bilmem kaçıncı dandadır falan. O artık o şeyini, gücünü gösterme gereği asla hissetmez. Hatta sokakta birisi ona çatarsa, filmlerde görürüz böyle, ona kavga etmek için böyle sabırsızlanırlar falan. Gerek görmedikçe mümkünse o gücünü göstermez. Gücünü göstermeye çalışmanın kendisi korkudur. İşte bazen ortamlarda görüyoruz, adam kabadayı gibi yürüyor. Kaşlar çatık, sert falan böyle yürürken korku salmaya çalışıyor. Gerçekten senin elinde korku şeyi varsa niye başkalarını korkutmaya gereği duyasın? Gerçek bir güçse o. Burada tabii dediğim gibi güçten ne anladığımız da önemli. Yumuşak güçler de var. Sert, katı güçler de var. Mesela taş, Osho'nun bir sözüdür bu. İki tür güç vardır der. Mesela hanımların gücüyle erkeklerin gücünü karşılaştırdığımız zaman hanımefendilerin ne görüyoruz? Birisi daha nezaketli bir güç, daha soyutsal bir güç. Diğeri daha katı bir güç. Neye benzetiyor Osho burada? Mesela bir gülün güzelliği, bir papatyanın güzelliği onun manevi bir gücüdür. Onun o hassasiyetiyle ilgilidir. O papatyanın sana verdiği o huşu duygusu özel bir güçtür. Ama bir kayayla attığın zaman o papatyanın üzerine papatyayı parçalar. Ama kayanın gücü daha katı, sert ve tabii ki o manevi güç değil, daha basit bir güç yani. Fiziksel güç daha basit bir güç. Gerçek hayatta da böyledir. Mesela fiziksel güce mi daha çok biz para veririz? Daha soyut olan zihinsel güce mi para veririz? Adam buluş yapar, bunu amelelik yaparak yapmaz. Fiziksel koş koş yapmaz. Ne yapar? Zihinsellikle yapar. Hatta fizikselliğin içine soyut güçleri kattıkça fiziksellik mükemmel olur. Bugün mesela dünyanın en çok para kazanan futbolcularını düşün. Messi'sinden tut işte Ronaldo'sundan tut. Bunlar şimdi fiziksel güçle mi kazandıklarını düşünüyorlar? Yoksa hani her gün antrenman yapsın kişi kazanır mı? Hayır. O ne yapıyor? Ruhunu katıyor. Daha soyutsal bir güç katıyor mesela işin içine. Zekasını katıyor. Oyun becerisini katıyor. Daha soyutsal bir güç katıyor. Ve bu soyutsal güçler sayesinde soyutla somutu bir araya getirdiği için başarılı. Mesela adam bir yazılım yapıyor. Bilgisayar yazılımı. Kod yazıyor. Soyut. Milyon dolarlar kazanıyor. Ve onun sayesinde milyonlarca şey yapılabiliyor. O soyut kodlar sayesinde. İşte bugün yazılım biliyorsun son derece önemli bir konu haline geldi. Yani biz soyut güçlerin aslında soyut diye düşündüğümüz, zihnimizin anlayamadığı, o gördüğümüz güçler daha güçlü bir şey. Daha bir gerçek aslında. Bizim gerçek diye algıladığımız şeylerin altında daha soyut bir gerçek var. O soyut gerçekliği keşfedebilmek için bizim her şeyden önce şu gerçeği bilmemiz gerekiyor. Çok önemli bir gerçeklik o. Ben bedenden ibaret değilim. Ben sadece bir beden değilim. Düşüncesini kendimize ispat etmemiz gerekiyor. Çünkü sadece bir bedenden ibaret olduğumu düşündüğümde de korkular başlar. Çünkü ne korkusu başlar bu durumda? Bedenime zarar gelecek korkusu başlar. Araba çarpabilir, bedenime zarar gelir. Ölüm korkusu. Hastalanıp Evet. ölebilirim. Aslında tüm korkularda ölüm korkusu var. Manevi düşünen biri, maneviyatı fark edebilen, algılarını maneviyata açabilen birinin ölüm korkusu çok da olmayacağı için, tabii o maneviyattaki katmanlarına bağlı. Tamamen ölüm korkusunu sildiyse ölmeden önce ölmüştür o. Ama işte belli düzeyde şeyde maneviyatı keşfetmiştir. Manevi alanların içerisinde ilerlemiştir. O insanlar artık
korkusuz olurlar. Korkmalarına hiç gerek kalmaz. Çünkü korkunun bir illüzyon olduğunu fark ederler. Korkuların en uç noktası tabii ki ölüm korkusu. Yani zaten fiziksel bedenin sadece bir dönüşüm aracı olduğunu, bir elbise gibi burada bırakılıp gidileceğini çok defalar anlattık. Yani 7 tane bedenin içinde en kaba olanı, yani tıpkı taş örneğinde olduğu gibi en kaba olanı fiziksel bedendir. Onun dışında 6 tane daha beden var. Ruhsal beden, mental beden, Eterik eterik beden. bedenimiz var, Yani aurasal bedenlerimiz var tabii tabii, ki kauzal beden var. Çok farklı. yani 6 tane daha ilave beden var ki zaten 6. bedenle iletişim çok zordur en üst bedenle. Bak, Yani çok çok güzel bir basit, noktaya geldik. en kaba olanı bu yani. En kaba olanı bu. En kaba olanı fiziksel beden. Şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Neden devletler, okullar bize sadece tek bir bedenimiz olduğundan bahseder? Yani Hiç bahsedilmez değil mi 7 bedenden? Kur'an-ı Kerim'de 7 beden 7 yol der ama hiçbir zaman biz ne biyoloji derslerinde ne başka pozitif bilimlerde hiçbir şekilde bedenle ilgili, diğer bedenlerle ilgili bilgi sahibi olmadık. Şimdi demek ki tarihsel gerçekleri ya da insanın özüyle ilgili olan gerçekleri saklama gereği duymuşlar. Yayın başındaki gerçeklikler, hakikatler, yayın başındaki bizden saklanan gerçekliklere Saklanmalar. tekrar geldik. Evet. Çünkü gücü elinde tutanlar şöyle düşünmüşler. İnsanlar gerçekleri aymazsa eğer biz onları kolayca yönetebiliriz. Kendi güçlerinin farkına varmayan insanlar her an köle gibi yaşayabilirler. Zaten yaşarken ölmüşlerdir. Yaşam sevinçleri yoktur. Yaşam sevinçleri olmadığı için zaten biz onları kolayca yönetebiliriz. Ya da bizim yapacağımız haksızlıklara boyun eğerler. Yapacağımız pastayı böleceğiz biz. Pastanın %90'ını biz yiyeceğiz. Onlar bunun farkına bile varmazlar diye düşünen işte o güçlere karşı uyanık olmayı beceremezler. Yani onu da bir kenara bıraktım. Başıma gelen çok basit bir örnek vereceğim. Yani işte geçenlerde Sarıyer tarafına gittim. Şimdi Sarıyer tarafında Karadenizler daha sık oturuyor İstanbul'un bu tarafında. Şimdi orada insanların tabii yüzlerine baktım. Çarşısına indim yani böyle çarşısına giderken insanların yüzlerine baktım. Tabii farklı bir yere gidince daha çok bakıyorsun. Hani buradaki insanlar nasıl yaşıyor, kimler var falan falan. Baktım ki insanların %90'ı mutsuz. Yüzleri gülmüyor. Kara kara düşünüyorlar. Ha diyebilirsin ki işte deprem oldu, ekonomik kriz bunlarla mı alakalı diyeceksin. Hayır, İstanbul'da başka ilçelere gittiğimde, şimdi orayı Sarıyer'i karamsar olarak görmeyeyim ama en azından hani böyle birçok insan %90 artık mutsuz, neşesiz, keyifsiz, yaşarken ölü gibi yaşama taklidi yaşıyor taklidi yapan, aslında özde ölü olan birçok insan var temelde. Neyi öldürmüşler insanlarda? Öncelikle yaşam sevinçlerini öldürmüşler. Yaşam sevinci çocukluğuna izin verilen, çocukken çocuk kalmasına izin verilen kişilerde ancak yaşam sevinci olur. Çocukken çocuk kalmasına izin verilmeyen kişilerde yaşam sevinci azdır. Yani o insanlar gülemezler, oynayamazlar, içlerinden geldikleri gibi hareket edemezler, rahat davranamazlar. Hatta yaşam sevinci düşükse biz o insanlara şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Çocuksu tavırlar, çocuksu davranışlar, aynanın karşısına geç ve kendi kendine şakalar yap. Yani dışarıya yapması mümkün değildir bu insanların. Mesela bunu ben kimde gördüm? Konu konuyu açtı ama farklı, bunlar da çok önemli çünkü. Tanınmış ailelerin çocuklarında bu özelliğe rastlıyoruz. Yani diyor ki işte ben şu kişinin oğlu ya da kızı olarak hata yapmamalıyım. İyi olmalıyım. Dolayısıyla da işte küçükken bile bakıyorsun böyle hanımefendi onlar ya da beyefendiler daha yani daha çok küçük yaşlarda içlerinden geldiği gibi koşup oynayamıyorlar. Peki ileride ne oluyor?
İleride gözlerine baktığın zaman gözlerinde neşe yok, eğlence yok, yaşam sevinci yok. Bunu fark etmek son derece önemli. Bazen görüyorsun adam milletvekili olmuş, adam ya da hanımefendi doktor olmuş, oyuncaklarla oynuyor. Bilyeyle oynayan, hani bilyelerle oynayan bir doktor düşün. Hani eve gidiyor, ameliyat yapıyor, eve gidiyor böyle bilyeleri koyuyor oraya. Evde bilyelerle oynuyor. Neden? İşte o ihmal edilen tarafı, o da bizim bir gerçekliğimiz. İçimizdeki çocuğu aslında yaşatmak istiyoruz. Onunla kimse ilgilenmiyor, onu kimse anlamıyor. Onun sorunlu olduğunu kimse dışarıdan bakıp göremiyor. Yani bizim hani şöyle bir insanın şöyle bedenine baksaydık, içindeki çocuğun yaralı olduğunu görseydik belki ona yardımcı olmaya çalışacaktık. Ama o kadar kapatmışız ki onu. Ona baktığın zaman o gerçekliği fark edemiyorsun o insanda. Ancak kendisi içine döner, o yarayı iyileştirmeye karar verirse, çocuk içindeki çocuğun yarasını iyileştirmeye karar verirse dönüşüm, değişim gerçekleşiyor. Benim bir hocam vardı, derdi ki içimizdeki çocuk aslında içimizdeki ustadır derdi. Düşündüğüm zaman gerçekten öyle. Hele sen o içindeki çocuğu bir sev derdi. O içindeki çocuğu sevdiğinde o bir usta olacak, sana yol gösterecek, rehberlik edecek. Gitmek istediğin yönleri sana fark ettirecek derdi. İlham kaynağı olacak, sezgi kaynağı olacak derdi. Martı kitabının yazarı bilirsin. Martı diye bir kitap Herkes vardı. O kitap okusun lütfen. İncecik değil mi? bir kitap, herkesin 2-3 kez okuması lazım onu hocam. İnanılmazdır. Şimdi İnanılmaz, inanılmaz. Martı kitabının yazarı diyor ki bu kitabı ben yazmadım. Bak şimdi ilham, sezgi, Evet. insanın bir de böyle bir gerçekliği var. O da şu. Eğer kişi zihnini boşaltabilirse, ilgilendiği konuyla ilgili ama herhangi bir konuyla ilgili değil, ilgilendiği, dikkatini verdiği konuyla ilgili zihnini boşaltabilirse ilham onu akmaya başlar. Zihnini boşaltamazsa konuyla ilgilenmeye devam edip vazgeçmesi gereken, kuluçkaya bırakması gereken yerde kuluçkaya bırakmazsa o yazara şiir gelmez, edebi eser gelmez ya da o müzisyene beste gelmez. Çünkü o kişi ilhama kendini açmamıştır. İlhama kendini açmanın yolu bir konu üzerinde çok uzun süre durmak, 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 çok uzun süre duracaksın. Sonra bir süre sonra zihinle çözemeyeceksin o işi. Çaresiz kalacaksın. Tam çaresiz kaldığında nadasa bırakacaksın. Kuluçkaya bırakacaksın. Sonra rahatlatıcı şeylerle ilgileneceksin. Bahçe işleri gibi olabilir, deniz kenarı olabilir, ormanlık alan olabilir. Zihin o sıralarda o problem üzerine çalışmaya devam eder. Sonra cevap kendiliğinden gelmesini bekleyeceksin. Cevabı sen bulmayacaksın. O sırada beyin rüya yoluyla, gördüğün bir nesne yoluyla onun cevabını bulur. Mesela hanımefendi dikiş makinesini bulan hanımefendi, ismini tam hatırlayamıyorum. İşte böyle tam bütün tasarımlarını yapmış. Fakat iğnenin deliğini düşünürken hani ortadan geçen bir delik o ipliği geçirdi dedi. Ortadan geçirecek olarak düşünüyor ama gece uyurken bir rüya görüyor. Onu kazana almışlar. Kazanın etrafında işte kabilenin liderleri var. Ellerinde mızraklar var. Mızrağın tam üst kısmında delik var. Uyandığında hemen fark eder. Der ki ben iğne deliğini neden ortadan geçirmeyi düşünüyorum? En üst kısma yaparsam bu çözülebilir der Vay ve görmüş olduğu rüya ona ilham olur tabi. canına. Böyle çok vakalı. Yani Tabii dolayısıyla Kemal. ilhamlar ve ön sezler çok önemli. Hani peygamberlere vahiyler gelir. Biz insanlara da ilhamlar gelir ve ön seziler, rüyalar gelir. Biz tabii onları çok dikkate almayız, çok önemsemeyiz. Oysa ki onlar bizim rehberlerimizden ve yüksek benliğimizden bize verilen bir takım ipuçlarıdır eğer onları kullanabilirsek. Ama yine de püf noktası söylüyoruz. İlgilendiğin konuda. Yani ben müzikle ilgilenmiyorsam bana niye bestesel bir şey gelsin, müziksel bir şey Tabii gelsin? tabii zaten gelmez hocam. Yani. Gelmez. Yani. Bak Orhan Gencebay 4 tane bestesini rüyasında yapmış. Şimdi bu önemli yani. Yani kendi mesela normalde ne yapıyor? Beste bulmaya çalışıyor. Müzik, işte notalar vesaire derken
Uyuyorsun. Bir bakıyorsun bir şey mırıldanırken kalkıyorsun kağıda döküyorsun. Yani bilinçaltının aslında bize yardımcı olan o ilahi bir tarafı var. Ve ona biz kendi sorunlarımızı çözmek için ona başvurduğumuzda aslında ona başvurmak bir nevi yaradana da başvurmak demek. Çünkü onun mekanizması o. Çözümler gelmeye başlıyor yavaş yavaş. O da bizim, yani bilinçaltı da bizim kendi gerçekliğimizi oluşturma noktasındaki en büyük yardımcımız. Allah bilinçaltımızı sadece bir kayıt cihazı gibi oluşturmamış. Bazen bazı psikoloji kitaplarında ya da kişisel gelişim kitaplarında işte bilinçaltını bir bilgisayar gibi düşünmemizi söylüyorlar. Hayır, bu o bir, sadece bir bilgisayar gibi değil. Orada ilahi bir mekanizma var. Yardım eden bir mekanizma var. Hatta kolektif bilinçaltı, başkalarının bilinçaltı ile bağlantıya geçebilecek bir bilinçaltı kanalımız var. Bazı insanlarda görüyoruz onu. İşte aynı rüyayı, aynı gün, aynı saatte aynı rüyayı görmüşüz. Bu nedir? Aslında beynimizin, bilinçaltımızın bir radyo frekansı gibi birbirleriyle haberdar olduğu frekans boyutunda ve aslında birbirimizden asla kopmadığımız, hepimizin kardeş olduğu, bir bütün olduğu, varlık olarak her zaman ve her şekilde o gerçekliğe kendimizi açmamız gerektiğini, kendimizi derimizle sınırlamamız gerekiyor. Kendimizi egomuzla sınırlamamamız gerekiyor. Kendi bilinçaltımızla, bilincimizle sınırlamamamız gerekiyor. Gerçeklik aslında benliğin ötesine geçtiğinde anlaşılır. Benlik sınırdır, ego sınırdır, beden sınırdır. Sınırlar içerisinde düşünen insan, evet, bireycidir, bireyseldir. Ancak bütünseli fark ettiğin zaman da bireysel olursun. O farklı bir bireysellik olur. İkisi arasında fark vardır. Biri daha çok bencillik dediğimiz, narsizm dediğimiz, kendimizi aşırı sevme dediğimiz, yani özseverlik dediğimiz sakıncalı bir bireyselliktir. Diğeri bütünün gücünü fark ettiğimiz bir bireyselliktir. Müthiş. Evet, sevgili hocam. Çok güzel bir sohbet. Soru var mı diye şöyle açtım. Evet. Gerçekten anlattığımız çok güzel bir sohbetti. Evet, göz demosunu daha sonra yapacağız yine. Yapmıştık sevgili canlar. Yapalım. Hocam yavaş yavaş bunu o zaman kaydedelim, değil mi hocam? Sonra Öyle yapalım. demo Bunu için kaydedelim. tekrar açalım. Bunu kaydedelim. Sonra demo için tekrar açalım. Fakat bu arada sevgili canlarım, sabırsızlık demosu için dostlarınızı, arkadaşlarınızı, herkesi davet etmenizi rica ediyoruz. Demomuz biliyorsunuz 24 saat kalıyor. Hocama sorarım daha sonra. Şimdi bunu sabırsızlığın nedenini konuşsak bir demişler. Demoya geçtiğimizde bahsedelim biraz onlardan. Demoya geçtiğimizde sabırsızlığın nedenini de anlatalım. Ben bunu hemen buraya kaydediyorum. Hemen bir iki dakika sonra tekrar açıyorum sevgili canlarım. Açar açmaz da demomuzu yaparız sevgili hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sevgili canlar, Abdullah Can'ı tezi takip etmeyi unutmayın. Mukaddes Pekin Başdil'in yanındaki ok işaretinden. Ne olur takibi alın. Abdullah hocamı takip edenler de beni takip alsınlar. Her ayın İkinci ve dördüncü cumartesi günleri birlikte bir sohbetimiz arkasından demomuz var. Sizin istediğiniz demoları da yapıyoruz sevgili canlarım. Lütfen takip almayı unutmayın. Hemen kaydedip tekrar açıyorum. Tamam, Görüşmek üzere. görüşmek üzere demoda.